Selamlar, bugün sizlere nasıl kılıcınızı tam olarak düzgün bir şekilde enchantlarsınız onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, çekilişler için ve bu videoda eğer hani anlamadığınız bir yer varsa orayı da sormak için onu da sormak için abi açıklamadaki Discord linkimizden Discord'umuza katılabilirsin. Bu video kılıcınızı nasıl düzgün bir şekilde maxlayacağınızı, düzgün enchantlar basacağınızı göstereceğim. Videoda diyelim. Hop, şöyle kendi kılıcımı alayım size örnek olarak. Şimdi buradaki kılıç, yani buna benzeyecek kılıcınızın büyüleri. Bu büyüleri yapmaya çalışacağız, yapacağız bugün kılıcımıza. Videoya geçelim o zaman. Şimdi videoya geçmeden önce, hemen yani büyüye geçmeden önce tabii ki de paranızın olması gerekiyor bir kılıç için, ya da zaten bu videoyu açtıysanız ya izleyicimsiniz ya da kılıca nasıl enchant basacağınızı merak ediyorsunuz. Kılıç aldınız, nasıl basacağım lan, az vuruyor. Ya da zelatları 13.000 vurmanız gerekiyorsa fakat vuramıyorsanız, enchantınız kötüyse nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi buraya giriyorum, dragon sözlüyorum, düzgün bir kılıç alıyorum. Şöyle 2. tamam, 3 milyona kılıç aldım. Ayrıca bu bir para kasma yöntemi, ayrıca milletin yaptığı. Yani bu video yaptıktan sonra 300-400 bin para yapmış olacağım. Bakın mesela Dragomas, aynen Dragomas yazıyorum abi. Auction'a. Şimdi burada enchantlanmış düzgün bir şekilde büyüleri basılmış ya. 3,5 milyon. Yani 400 bin kar falan yapacağım eğer büyüleri, böyle nasıl diyeyim, büyüleri bedavaya basarsam, yani XP'yi kendim kasarsam. Şimdi büyülere başlamak için, büyü kitaplarını yapmam için şu backpack'imin içinde olan eşyaların hepsi olması gerekiyor sizde ve bazı önemli koleksiyonların olması gerekiyor. Şimdi ilk önce bu eşyaları almadan önce, ayrıca bu eşyaları almak istiyorsanız ondan önce koleksiyonlarınız açık mı, onu öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi ben tek tek koleksiyonların üstünden geçeceğim. Açık mı bakabilirsiniz kendinize. Açık olması gereken ilk koleksiyon farming'deki Pumpkin 4. Bu Qism enchant için. Diğer bir koleksiyon ise Rabbit koleksiyonundaki kaçtı? 5. Rabbit 5 Luck 4. Luck 4 book'u için. Diğeri ise altın koleksiyonunda altın 3 ve 6'daki Scavenger Killer Looting kitapları için. Mining koleksiyonunda Diamond'ın içinde Diamond 2 ile Diamond 5. Lapis koleksiyonundaki Lapis 3. Obsidian koleksiyonundaki Obsidian 2. Gravel koleksiyonundaki Gravel 4 ve 6. Gaster koleksiyonundaki Gast 3 ve 5. Son olarak ise Fishing koleksiyonundaki Prismarine Shard 1. Buradaki bütün koleksiyonları açmanız gerekiyor ki bu backpack'imdeki eşyaların hepsini craftlayabilirsiniz. Yani bunlardan büyük kitapları yapacağız kılıcımıza koymak için. Hepsini craftlamak için o koleksiyonlar lazım. Şimdi bunları tek tek craftlamaya geçelim. Şimdi o backpack'imdeki eşyaları envanterime aldım. Devam ediyoruz. Buradaki ayrıca bir şey daha soracağım. Şuradaki Enchanted Golden Apple için hub'daki oduncu NPC'sine gidip orada Sweet Axe, yani tatlı balta adında bir balta var. O da burada ayrıca. Sweet Axe alıyorsunuz. Bu size her odun kırdığınızda %20 şansla bir elma düşürüyor. Bununla 4 tane elma alıyorsunuz. Sonradan pazardan gerektiği kadar altın blok alıyorsunuz ve o elmayı koyup altın blokla etrafını sarıp Enchanted Golden Apple yapıyorsunuz. Şimdi crafting table'ımıza giriyoruz. Bütün eşyaları aldım envanterime. Paper'ı, yani kağıdı koyuyoruz şöyle üçlü bir şekilde. İlk başta pumpkin'imizi koyuyoruz en başta. Şu paper'ı da yana alalım. Şurada hemen Q bizim 4. Şu an bunların 4 olmasının nedeni ve kılıcımda az önce, yani şuradaki kılıcımda 5 olmasının nedeni aslında bu craftladığımız bütün kitaplar, kılıcımıza koyacağımız kitabın bir düşük değerli olanı, nasıl diyeyim, kübizm 4 craftlıyoruz, bunları birleştirip biz 5 yapacağız. Yani 5 enchantları almak için 4'leri craftlayacağız ilk başta. Sonradan geliyoruz, buradaki rabbit hide'ı alıyoruz.
Buradan tık tık koyuyoruz. Aha. Abi sonunda yakaladılar abi, beni video yaparken yakaladılar. Ne istiyorsunuz? Hayır. Video. 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 Abi video yakalarken yakalandım. O yüzden adamı kapıyorum. Atıyorum adadan. Son yiyeceklerin var mı? Videoya. Bra, tamamdır. Şimdi SB kickall yapıyoruz ve toggle chat yazıp buradan da chat settings, hemen kapatıyorum chat'ımı ki boşu boşuna mesajlar görmeyelim. Artık videodayız dedik, bir sürü mesaj gelmesin. Şimdi devam edelim. Tekrardan böyle kağıdımızı koyup bu, şimdi de looting yapacağız. Tık tık looting'i de yaptık. Şimdi de kağıdın sağ altına hop bir altın kılıç koyuyoruz. Bu iki tanesini de yapıyoruz. Şimdiki birazcık farklı. 3 tane kağıdın sağ altına diamond koyuyoruz. Sol üstte de flint koyuyoruz. Flint'in Türkçesini unuttum. Çakıl taşıydı galiba. Ama 40 istiyor. Bunu yani yaptığımızda execute 4'ü. Biraz daha koymamız gerekecek. Böyle üstüne koyuyoruz flint. Bam. Tamamdır. Şimdi de critical 4 yapmak için enchanted 16 tane enchanted diamond'ımızı sağ alta koyuyoruz. Tık tık. Şimdi de experience 2 yapmak için 2 tane lapis lazuli koyuyoruz. Tık tık. Şimdi lateral 4 yapmak için obsidian'ımızı koyuyoruz ve tık tık. Şimdi sharpness yapmak için de sağ alta iron saw, sol üstte de 16 tane flint'imizi koyuyoruz. Tık. 8 tane flint kalıyor ve tekrar diğer iron saw'ımızı da koyuyoruz sağ alta. Şimdi first strike yapmak için de sağ altı enchant flint koyuyoruz. Tık tık. Vampirism 4 yapmak için de 2 tane enchant ghastly koyuyoruz. Tık tık. Enchant golden apple koyuyoruz lifesteal için. Giant killer 4 için 2 tane ghastly koyuyoruz düz. 2 tane ender slayer 4 için enchant ender pearl koyuyoruz. Ve son olarak 40 tane prizmanın şartımızı son kalan paperların etrafına koyuyoruz. Impaling 2, Impaling 2'ye. Ve craftlamak bu kadardı. Şimdi birleştirme kısmına geçeceğiz bunları. Tamamdır. Şimdi bu kitapları birleştirmek için bize ne lazım? XP lazım. XP'yi nasıl kasacağız? O yarabbim, XP'yi kasmak için de arkadaşlar. Şimdi en kolay XP'yi, hani hiç takmıyorsanız, paranız varsa birazcık. Hani birazcık değil de hani biraz paranız varsa. Abi eğer lapis koleksiyonunuz biraz 10 bin gibi bir, aynen 10 bin hemen şurada Grand Experience Bottle alacaksınız. Eğer XP'yi elle kasmak istemiyorsanız, ama bundan para yapmak istiyorsanız bu metotta büyük ihtimalle elle kasmanız gerekecek. Ben de bakayım var birazcık, ha varmış, tamam 64'lük Grand Experience. Bugün bunu kullanacağım. Fakat eğer kasmak istiyorsanız ve yani XP'yi elle kasmak istiyorsanız ve öyle bir Aspect of the End'iniz düzgün varsa, ya da böyle vurabileceğiniz bir kılıcınız varsa abicim, alıyorsunuz kılıcınızı. Hani bu şu an oyundaki bedavadan en hızlı XP kasma yolu. Abi geliyorsunuz şu banka var ya, yine hub'da şu banka. Bankanın oradaki yoldan devam ediyorsunuz dümdüz bir şekilde. Buradaki zombili yere girdiğinizde abi, buradan sola devam ediyorsunuz ve gördüğünüz gibi orada bir çatı gibi bir şey var. Buraya giriyorsunuz zombinin olduğu yere. Burada Crypt Ghoul adı verilen 2000 canlı yaratıklar var. Bunları ben önceki videomda da şey yaptım. Yani önceki videolarımda da gösterdim. Bunlar abi oyundaki bildiğin en çok XP'yi veren canlılar ve çok da hani bayağı yardımcılar. Ama şu an yaptığımız metotta zaten çok fazla XP harcamayacağımız için pek de abartmaya gerek yok. Ama böyle birine nasıl diyeyim, bunun enchantını bastınız, şunu bastınız, şunu bastınız, XP'niz bitti. Buradan doldurup tekrardan bir 50 level falan gelebilirsiniz. Yani şu anda 139 levelim aşağıda gördüğünüz gibi. Fakat bir vuruşumda yine bayağı iyi bir XP geliyor. Yani normalde XP bottle atsam, yani bir tane atayım bakalım mesela. Böyle şunlardan 6-7 tane öldürünce bunun bir tanesi ediyor, yani bayağı iyi.
Ama eğer diyorsanız ki abi ben noobum, benim kılıcım yok, ben onlara tek atamam, 2000 vuramam. O zaman size diyeceğim şey Deep Caverns'a gidip orada Emerald kasmak ya da Diamond kasmak, Lapis kasmak, onlarla da XP kasabilirsiniz. Ve bir şey daha diyecektim, ne diyecektim. Ha, Lapis minyonu ya da Emerald işte Diamond minyonu koyup onların koyduğu şeyleri de kasabilirsiniz. Kendiniz elinizde Diamond pikeksiniz ile. Tamamdır, XP'mizi nasıl kasacağımızı anladıktan sonra yapmanız gereken şey bir anvil, bir örs bulmak. Benim adamda örs var. Eğer sizde örs yoksa hava gidiyorsunuz. Gidildiğinizde sola doğru ilerliyorsunuz. Hop, hemen altta bir şey var. Ha. Devam ediyorsunuz. Şuradaki blacksmith'teki, demirci'deki şunları kullanabilirsiniz. Buradaki örsü kullanabilirsiniz. Fakat ben adamda yapacağım. Çünkü arada buglanıp falan yere düşme olasılığı var. Adanızda yapmanızı daha çok öneririm çünkü sonuçta kılıcınız. Şimdi hemen birleştirelim. Birleştirmemizin nedeni tekrardan diyorum. Bu iki aynı tipteki şey birleştirince kübizm 4, kübizm 4, kübizm 5 oluyor. Bizim bunları 5 yapmamız gerekiyor ki kılıcımıza en iyi enchant'ı koyalım. Ben bunları tek tek birleştirip geliyorum hemen. Tamamdır. Bütün kitapları aynı türleriyle birleştirdim ve şu anda kılıcımıza koymaya hazır değiller daha. Bu kitapları da birleştirip kendi aralarında daha küçük bir şeylerden, yani daha küçük parçalar halinde yapıp 4 tane kitap yapacağız. Bunları birleştirip ve 4 tane kitabı tek tek kılıcımıza koyacağız. Bunun için de bu kılıcı kullanacağız bu videoda. Tamamdır. Şimdi bu kitapları nasıl birleştireceğinizi tek tek söyleyeceğim ve benim yaptıklarımı harfiyen yaparsanız bir sıkıntı çıkmaz diye umuyorum. O yüzden dikkat edin nasıl yaptığıma. Tamamdır. Şimdi kitabı birleştirirken yapacağımız ilk şey, ilk birleştirme. Şu an ben yanlışlıkla yaptım ve yanlış yaptım. O yüzden videoda tutmak istemiyorum. Sharpness 5 ile Ender's 5'i birleştireceğiz. Fakat ben Sharpness 5'i sol tarafa, Ender Slayer'ı sağ tarafa koydum. Tam tersi olacak. Ender Slayer sol tarafta, Sharpness sağ tarafta olacak. Öyle siz yapın. Ben yanlış yaptım ve bu tarafa koyun. Şimdi ise Ender Slayer 5 ve Sharpness yaptığımız kitabı sağ tarafa koyup sol tarafa da Cubism kitabımızı koyacağız. Bu kitapları nereye koyduğunuz çok önemli. Sakın sırasını karıştırmayın. Cubism solda, Ender Slayer şeyle sağ. 33 XP istiyor. Hemen alayım 33 XP'mi. Hop. Tamamdır. Hop hop. Aynen. Sıraya dikkat edin ve koy abi. Tamamdır. Şimdi o kitabı yaparak ilk kılıca basacağımız kitabı yapmış olduk. Biz bu kitaptan 4 tane yapıp tek tek kılıca koyacağız ve böyle yapmış olacağız. Şimdi yapmamız gereken ise Execute 5 kitabımızı sola ve Literate 5 kitabımızı sağa, hemen emin olayım. Fark etmiyormuş da. Execute 5 solda olacak, Literate sağda olacak. Bu ikisini bu şekilde koyup abi hep XP almayı unutuyorum ya. Daha unutmayacağım. Tamam, Execute sola, Literate'yi sağa koyup tıklıyoruz, koyuyoruz. Şimdi önceki yaptığımız kitabı sağa doğru koyup sola da, hemen şuradan bulayım, Looting 3 kitabımızı koyacağız ve bu 25 XP sadece şey olacak. Bunu da kenara koyalım. Şimdi ise yine yaptığımız kitabı, yani bu 3 tane enchant olan, büyüsü olan kitabı sağa koyup sola da Scavenger 3 enchantımızı koyacağız. Bu da 34 level sadece alıyor. Tamamdır. Onu da yaparak ikinci kitabımızı yapmış olduk, kılıca koyacağımızı. Şimdi yapmamız gereken ise Vampirism 5 kitabını sola koyup Giant Killer 5 kitabını sağa koyacağız. Yine o yaptığımız kitabı alıp sağa koyup, yani ayrıca tekrardan söylüyorum, karıştırmayın nerelere koyduğumu. Giant Killer 5 ile Vampirism kitabımızı sağa koyup sola da Experience 3 kitabımızı koyuyoruz. Bu da sadece 25 XP level yiyor. Şimdi tekrardan yaptığınız kitabı sağa koyup sola da Impaling 3 kitabımızı koyuyoruz. Bu da sadece 34 XP level harcıyor. Bu da 3. kitabı koyacağımız. Şimdi de Critical 5 sola ve Luck 5'i de sağa koyup bunu alıyoruz. Tamam, şimdi First Strike 4 kitabımızı sola,
Lifesteal 3 kitabımızı sağa koyacağız. Yani direkt bu kitabı almayacağız. Yani farklı yapacağız dördüncüyü. Bunu alıyoruz. Tamamdır, şimdi son. Yani son dördüncü kitabımızın son enchant'ı. Abi Critical 5 ve Luck 5 olan kitabı sola. First Strike 4 ve Lifesteal 3 olan kitabı sağa koyup bunu da 21 XP level'ı harcayarak yapıyoruz. Ve artık şu 4 kitabı çıkardık ve bunu şimdi kılıcımıza koyacağız. Tamamdır. Şimdi kılıcımızı cillop gibi yapacağımız kısma geldik. Tabi XP ile kasacağınız için biraz gıkınız çıkabilir. Şimdi kılıcımızı sol tarafa koyuyoruz Enderlin. Ve Q bizim Ender's Silver Sharpness olan kitabımızı sağ tarafa koyup bunu basıyoruz abicim kılıcımızı. 48 enchant level'ı tutuyor sadece. Hop, bunu alıyoruz. Sonradan tekrardan koyuyoruz kılıcı ve bu sefer de Execute Lethal Act'ı Looting Scavenger olduğu olan kitabı koyacağız. Bunun için de 43 XP level lazım. Hemen bıp 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 bıp, hemen 43, tamamdır. Ve azıcık yavaştan yavaştan yükselmeye başlıyor abicim oradaki enchant yerlere. Diğer koyacağımız kitap ise Experience 3 Giant Killer Impaling ve Vampirism olan kitap. Bunu koymak için de yine 43 XP level lazım sadece. Hop, pat pat ve bam. Ve son kitabımız olan bu ve bu kılıcımızı koyduk. Critical 5, First Strike, Lifesteal, Luck. Bunu koyduk ve bu da 48 level istiyor sadece. Bam bam ve bam bam. Tekrardan koyuyoruz ve bam. Gördüğünüz gibi tam hala tam değil, son bir enchant daha lazım. Son enchantımızı da Gold Mine'a gidip koymamız lazım. Telekinesis enchantımızı yanımıza 100 coin alıyoruz ve Gold Mine'a gidiyoruz. Gold Mine'a geldiğimizde dümdüz devam ediyoruz. Şu merdivenlerden çıkıp hemen sola dönüyoruz. Ve sola döndüğümüzde Rasta adına garip bir adam var. Kılıcımızı koyuyoruz, buraya da tıklıyoruz ve Telekinesis enchantını kılıcımıza koyuyor. Ve kılıcımız artık maxlanmış bir durumda. Bu tamamdır. Bildiğiniz video bu kadardı. Abi yaptıysanız sayemde, yapamadıysanız olsun. Abi eğlendiyseniz eğlendim yazın yorumlara. Eğer yardımcı olduysam ve sormanız gereken bir şey varsa Discord'uma girip ya da yorumlara yazabilirsiniz. Discord'umuza girip de yazabilirsiniz. Hadi iyi geceler.